Efendim pancarı övdük ama şalgamı unutmuşuz. Şimdi şalgam nedir diye ona bakacağız. Besin değerini özellikle yapraklarınıza dikkatinizi çekeceğim. Faydalarını gözden geçireceğiz. Şalgam suyu nasıl yapılır diye anlatmayacağım ama yapımındaki bir takım özelliklerden özellikle kimlerin tüketirken dikkat etmesi gerektiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir kere şalgam Türkgillerden bir kök sebze ve tüm kök sebzelerde olduğu üzere rengi ne kadar mor ve kırmızı ise o kadar etkili. İşin ilginç tarafı İskoç ve İrlanda kökenli olduğu söyleniyor ve ülkemizde tarsusla tescillenmiş. Ama Çukurovalılar ve Adanalılar merak etmesinler, tüm yabancı kaynaklarda hep Adana'nın ismi geçiyor ve özellikle Adana'daki hatta festivalinden bile bahsetmişler. Şalgamın besin değeri nedir dediğin zaman bakın 100 gramında 28 kalori, yağ ve kolesterolü yok, sodyum oranı düşük 67 gram kadar, karbonhidrat da aynı şekilde 6,4 gram, lif 1,8, şeker 3,8. Özellikle dikkatinizi çekiyorum. Şimdi geliyoruz vitamin C. 21 miligram yani günlük ihtiyacımızın %23'ünü oluşturuyor. Demir, kalsiyum, potasyum, fosfor bunların hepsi düşük oranlarda bulunuyor. Akılda kalması gereken en önemli konu özellikle vitamin C'nin yani 21 miligramla günlük ihtiyacımızın %23'ünü 100 gram şalgamla karşıladığımız. Tabii ki ham bu. Tabii işlendiği zaman bu değerler mutlaka düşüyor. Efendim diğer bir önemli olay var. Özellikle yabancılar bunu çok severler. Pancar gibi Türkgiller kök sebzelerde yapraklara dikkat. Pancarın yaprağındaki içeriye baktığınız zaman bunu gayet iyi anlayacaksınız. Özellikle bakın K vitamini günlük ihtiyacının %115'i, C vitamini daha fazla kökten yani yapraklarda %37'si, Pro vitamin A %35'i, folat ise günlük ihtiyacın %27'si. Bakın yaprakları kesinlikle atmamak bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yabancılar özellikle bunu salatada kullanıyorlar. Hatta bunu haşlayıp yemeklerin üzerinde de koyduklarını gördüm ve hatta omletini bile yaptıklarını söyleyebilirim. Son derece yararlı ve faydalıdır. Peki şalgamın faydaları ne diyeceksiniz? İçinde bir takım maddeler var. Glikozinolat bu indol ve izotiyosiyanata çevriliyor. Bir de flavonoidlerden antoşoyanin var. Mor renk denince akla gelir. Bunlar kanser hücrelerine karşı etkili. İltihap karşıtı özellikleri var. Şalgamın glisemik endeksi düşük. Şekerinizi hemen yükseltmez. Kontrole yardımcıdır. Onun için şeker hastaları kullanabilir. Bağırsak makrobiyotasını düzenler. Zararlı bakterilerin çoğalmasını yavaşlatır. Gıda zehirlenmesinde kullanılabilir. Ve tabii ki alkol emilini yavaşlatıyor. C ve K vitamini içeriği de tüm bu etkileri pekiştiriyor. Yalnız bütün bunların hepsi deneysel ve fare çalışmalarıyla halledilmiş efendim. Bir de biliyorsunuz çok az miktarda potasyum var. Bu da idrar çıkışını artırır ve tansiyon üzerinde hafif bir etkisi vardır. Lif içeriği de aynen bağırsak hareketlerini düzenlediği, kiloya yardımcı olabileceği, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle de osteoporoza karşı koruyucu olabileceği söyleniyor. C vitamini ve iltihap karşıtı özellikleriyle de astım konusunda hani çok yayın olmasa da klasik olarak yardımcı olduğu iddia ediliyor. Şimdi efendim şalgam suyunun yapılmasına niye önem veriyoruz? Bir kere içerisinde siyah havuç var ve tuz var ve ekşi maya mayalanıyor. Tüm fermente gıdalar yararlıdır. Fakat özellikle kullanılan siyah havuç türünün besin içeriğini değiştirdiği saptanmış. Bu Türkiye'de yapılmış bir çalışma. Türkiye'de genellikle üretim ile ilgili çalışma var. Sağlıkla ilgili çalışma maalesef bulamadım. Tuza dikkat. Tansiyon ve kalp hastaları için önemli. Az tüketmek, dikkatli tüketmek gerekir. Hatta sulandırmak bence daha faydalı olabilir. Bir de içerdiği maddeler tiroid bezini çalışmasını yavaşlatabilir. Onun için aman dikkat. Ve son uyarımız her zaman için geçerli. Lütfen doktorunuza her zaman danışınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.